Hazır mısınız arkadaşlar? Bu sarı mikrofonu izleyeceğiz şimdi. Kaça gidiyorsun? 6. sınıf, orta 1'e giderim. Selanik nerededir? Ankara. Yok. Nerede? Selanik senin için ne önemi var? Atatürk orada doğdu. Atatürk olmasaydı şu an Türkiye var olmayacaktı. Yani o yüzden biz de olmayacaktı. Bu nerenin şivesi? Ben bunu hatırlamıyorum. Nerenin şivesi bu? Kıbrıs. Ha, Kıbrıs şivesi. Bak ben hiç Kıbrıs ekmeğini bilmiyordum. Şey yapacağım arkadaşlar. Bu soruyu sorduktan sonra duracağım. Siz bir cevap verin. Selanik nerededir? Selanik nerede? Yazın lan. Google yapmayın bak. Hile yapmayın. Ankara. Nerede? Aha, Yunanistan'da. Yunanistan. Yok öyle sende. Değil mi diyor? Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? Yok öyle sende Ankara'dadır. Daha geçen gittim oraya. Anıtkabir oradaysa Selanik de oradadır. Kaça gidiyorsun? 7. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars mı daha yakın yoksa İstanbul mu? Mars. Mars. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Şey, Hindistan, İstanbul değil, pardon. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Lan chat, siz söyleyin. Bence Mars. Mars bence daha yakın. Neden? Orası daha uzak olduğu için. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Yazın arkadaşlar. Kim bu? Fatih Sultan Mehmet. Kanuni Sultan Süleyman. Başka mı? Mustafa Kemal Atatürk mü? Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti'ni kurdu. Osman Bey efendim. Osman Bey. O kim? Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Vallahi, vallahi ben değilim Yavuz Sultan Selim ta geliyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim. Kurucuları bunlar. Ya o işte Osmanlı'dan. Ya aile olarak da değil de bir Osmanlı bir sistem olarak gelmişler şimdi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Fatih Sultan. Fatih. Mustafa Kemal Atatürk diyor arkadaşlar ya. Tayyip mi? Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Recep Tayyip Erdoğan dedi adam. Bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Bir tane. Don't yani söyleyemem. Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan. 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Vallahi bunu ben de bilmiyorum. Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. 4, 4, 8 ediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tam benlik bir durum işte. İyi ki ben burada yani bana sormadılar bunu. Rezil edecektik kendimizi yani. Yok ilk de 8 geliyor. Bak ben 8 diyor. 8. 9 mu? 9 gibi geldi bana ya. Önce parantez içi yapılır. 4. 2 çarpı 4. 8. 8 bölü 8 bey. 8 bölü 2 4. 2, 4 8 mi eder? Artı 2 10 olması lazım bu bir, durumda. 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4. 44 yapar. 44. Arkadaşlar cevabı budur. Hepiniz yanlışsınız. 44. Bu arkadaş güzel anlattı. Toplamı yani. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi, evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Adolf Hitler. Oha. Hitler dedi adam ya. Adam Hitler dedi. Ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığım bilgisi var bende. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te işte yapmadık ya mı? Kaçta? Kaçta yaptık kesince buraya. Kimin elinden almıştır? 1453 yılında kimin elinden almıştır? 1453 yılında almadık ki kimsenin elinden bir şey. İstanbul'u fethetti. Tamam. Kimin elinden aldı? Kimsenin elinden almadı. Fethetti diyor.
Roma'nın elinden aldı. 1453'te almadı mı? Tamam ben Allah'ım, hayır 1453'te almadı. Ya. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Ben bunu artık ne diyeceğimi şaşırdım. Orucu ilk hangi şehir açar? Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı, başbakanımız olduğu için. En son Adana açar. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01'di. En son ay... Ulan çayı ekrana at. Orucu Adana açıyor 01 olduğu için. Hangi şehir açar? Düzce. Ne? 81 plaka. Allah'ım yarabbim. 6 kere 9. 90. 6 kere 9. Bilmiyorum. Ben yabancı dil okuyorum. 6 kere 9 nasıl sorarsın İngilizce'de? Sormuyorum. Sormuyorum. 6 tane 10 desek 70. 9 çıkarsa 61 mi yapar? Ya. Üniversite birincisin. 6 kere 9. 36. Bilmiyorum abi ya. 81. 6 kere 9'u 48 ettiğini herkes bilir kardeş. Ya. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi burada. Nerede? Burada işte. Belan. Belan'dan gider o tarafa doğru. İleride git. Oradan sağ yap. Caminin karşısında. He. Geçtiniz mi Çakan'dan? Geçtim he. Belen'den geçtim. İyi miydi? Güzel he. Güzel. Manzarası falan güzel. Görkemli evet. Çin Seddi nerede olabilir efendim? Efendim? Çin Seddi nerededir? Çin Seddi mi? Çin Seddi. Bilmiyorum Çakan. İlk defa duyuyoruz ya. Çin Seddi var ya efendim. Çin Seddi. Bilmiyoruz o. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi. Mısır'da. Mısır'da. Ya ismi Çin Seddi olduğuna göre Hindistan'da olacaklar arkadaşlar. Çin Seddi, Mısır'ın piramitlerin olduğu yerdedir. Emin miyiz? Eminim. Ama bunu bilin artık arkadaşlar. Çin Seddi nerededir? Hiç yani. Cevap verir misin? Hayır ben veremem. Japonya mı? Danimarka, Ukrayna, Çin Seddi. Cezayir mi? Çeçe, çiçi, beş. Paço. Beş, maço. Buna lan. Bir dakika, bu ne? Ailenin babasının beş kızı var. Bir, çaça. İki, çeçe. Üç, çiçi. Dört, çoço. Çiço. Bilemedim. Canasa. Gino. Çiço. Yok, Gino değil. Abi sakin ol ya. Şu an bizim bulunduğumuz yere. Ya onu Mars görmedi. Mı daha Aydın yakın mi? Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. Neden? Hani akşamleyin dama çıktığımda yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Mars mı Macaristan mı arkadaşlar? Adam diyor Mars'ı görebiliyorum Macaristan'ı göremiyorum diyor. Dama çıktığım zaman. Mars'a 2 saate gidebilirim uçakla. Macaristan'a? Macaristan'a daha uzun sürer bence. Yok, ciddi olamazlar. Kıble neresidir? Kıble. Doğu. Aa, o taraf. Yani. Konya'da. Kıymcı olabilir mi? Efendim? Kıymcı. Yok. Bilim adamı olur mu? Zannetmiyorum. Değişik bir tip. Bu bilim adamı ama. Öyle mi? Einstein. Bu. Ne üzerine? Şu fotoğraftaki kimdir? Aziz Nesin. Bu fotoğraftaki kimdir? Vallahi bunu Kurtuluş'ta olabilir bu adam yani. Kurtuluş Caddesi falan olabilir mi? Bu Habib Nesin'den yukarıda olabilir. Kayıp mı olmuş bu Aziz adam? Aziz Nesin dedi. Bulun inşallah. Evet canım Necdet Uygur. Tiyatrocuydu. Çok sempatik, komik bitti. Biz onu çok tiyatrodan izlemiştik. Güldürürdü bizi. Mekan cennet olsun. Vay. Allah'ım efendim yarabbim. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Neydi sanırım ya abi. Neydi lan? Yani gölüdür herhalde. Değil mi? Değilim. En son biz coğrafyalı ne işledik? Bir daha soruyorum. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Ya ismi Van Gölü olduğu için dediğimiz gibi okyanusudur o zaman değil mi?
Gölü. Dere. Deresi. Hayır değil. Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Abi gitmedim de bilmiyorum da. Okumuşluğum da yok. Tahmini. Ya ne olabilir? Van Gölü. Bilemiyorum. Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarı. Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü değil ki. Neyi? Sadece bir gölü. Ben sadece gölü Van Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Emin misin? Eminim. Van kedisi mi? Van Gölü kedisi. Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü. İstiklal Marşı abi. Tamam biliyoruz eyvallah da ülkücüyüz. Gel kanka. Lan onu nasıl yapacaksın? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tamam abi. Eyvallah ülkücüyüz. Arkadaşlarım zaten bıyıklar gösteriyor. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen az sancak. O benim yıldızımdır parlayacak. Bu kadar biliyoruz abi. Şu an yurt dışındayım. Yani. Okuyor muyuz? Evet okuyorum. Üniversite okuyorum. Ülke olarak? Fransa. Efendim İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musunuz? Tabii. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Dur ya. Utanırım şimdi. Ben her gün okurdum bunu. Ne korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bilemiyorum. Hemen kapatalım. Yoksa ben kendi kendimi burada utandıracağım. Vay be.